Fotoğraf e, önceden düşünülüp yani zihinsel olarak çözümlendikten sonra üretilen bir şeyken dijitalde çekildikten sonra üretilen bir şey olmaya başladı. NFT'nin bir satış odaklı bir nokta olması da şunu etki etti. İnsanları daha çok üretmeye başladı. Yapay zeka ile üretilen Görseller biz bunlara fotoğraf demiyor. Çünkü fotoğraf gerçekten bahseden bir şeydir ve gerçek insanlarla, gerçek mekanlarla gerçek bir iştir. Çok fazla sayıda insan oraya veri görsel yüklüyor ve makine bu sayede öğreniyor. Aslında makine yine bizim sayemizde ve bizim ürettiklerimiz sayesinde yeni bağlantılandırmalar sayesinde yeni sentezler gerçekleştiriyor. Dijital teknoloji 1990'lardan itibaren fotoğraf dünyasına süratle dahil olur. Fotoğrafın bir buçuk asır boyunca kullandığı malzemeler, üretilme biçimleri ve bilgi birikimi dijitalleşme süreciyle yeniden değerlendirilmeye açılır. Fotoğrafın zaman ve mekanla kurduğu ilişkiden geliştirdiği görme biçimlerine kadar yeni bir muhasebeye ihtiyaç olduğunu düşünenlerin sesi bugün biraz daha fazla duyuluyor. Özellikle tabi dijital teknoloji e, fotoğrafta büyük bir kırılmanın e, nedeni olmuştur. Fotoğrafın tarihine baktığımızda değişimler daha küçük hareketler olarak ortaya çıkar. Ama dijital ile birlikte, dijital teknoloji ile birlikte büyük bir kırılma yaşanıyor. E, fotoğrafın e, 150 küsür yılda biriktirdiği bilginin birçoğu aslında kullanılmaz hale geliyor. Yani işte karanlık oda teknolojileri, film e, prosesleri vesaireler onun yerine başka bir şey e, gerçekleşiyor. Genel eğilim kral öldü yaşasın yeni kral gibi fotoğrafın da o yıllarca biriktirdiği e, ve bir alışkanlık oluşturduğu konvansiyonel dönemi bir anda terk edilmek gibi bir noktaya gitti bütün dünyada. İşte fotoğrafçılar dijitali kutsadılar falan böyle bir şey gitti Oysa e, benim tarafımdan baktığımda e, küçük dil farkları var ve bunlar e, hep göz ardı edildi e, yani orada işte e, filmle kaydettiğiniz şeyi burada nasıl nasılsa e, sensöre kaydediyorsunuz aynı şey gibi algılandı. Aslında öyle değil e, ama e, öyle bir toz bulutu ortaya e, çıktı ki bunun içinde sizin hani söyledikleriniz ya da dünyada sizin gibi e, düşünceleri söyleyenlerin e, söyledikleri hep cılız kaldı e, ve fotoğrafın içinde gerçekten dijital büyük bir e, yeri kaplamaya başladı e, sonra işte başka şeyler de devreye girdi tridiler devreye girdi ve bugün işte yapay zeka yapılan şeyler e, bütün bunların içinde aslında çok temel bir fark var. E, film döneminde, yani e, fotoğrafın o geleneksel döneminde fotoğraf e, önceden düşünülüp yani zihinsel olarak çözümlendikten sonra üretilen bir şeyken, dijitalde çekildikten sonra üretilen bir şey olmaya başladı. Şimdi bu temel e, düşüncede çok büyük farklılığa karşılık geliyor aslında. Çünkü insanlar e, istedikleri gibi sonradan bunu çözeriz diye orada birisi varsa e, yok ederiz dediler. İşte e, hani birilerine e, ekleyebiliriz diye baktılar. E, çünkü olanak veriyor buna teknoloji. Gerçi eskiden de manipülasyon söz konusuydu ama hani bugünkü ...gibi gerçekleşmesi söz konusu değildi. Ben biraz aslında dijital sonrası, özellikle bu sonradan üretilen meseleyi... ...dijital fotoğraftan çok dijital resim diye nitelendiriyorum. Neden? Çünkü tamamen resmin mantığıyla yapılandırılıyor. Toplamsal bir mantık var. Yani biriktirerek bir imaj üretiyorsunuz ki bu resmin mantığına daha yakın... Oysa fotoğrafın o zamanla kurduğu ilişki burada çok fazla e, göz önünde bulundurulmuyor, göz ardı ediliyor. Ama yani bütün bu söylediklerinizin e, bir karşılığı var mı açıkçası çok emin değilim. Ama e, hani hayatı kolaylaştırmak, e, görüntüyü tüketmek anlamında bu dönem. ...herhalde en çok e, üzerinde konuşulacak dönemlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Sanki dijital çıktı, daha fazla fotoğraf çekmeye başladık... ...ya da işte cep telefonlarıyla. Belki sayıca, nicelik olarak böyle düşünebiliriz ama... ...yani 19. yüzyılda, 1854'te, ki da tut tip gibi böyle bakır levha üzerine büyük zahmet gerektiren bir hani fotoğrafik üretim yöntemini 3 milyon insan hani o dönem içerisinde çok fazla sayıda insan ilgi göstermiş. Çok fazla sayıda fotoğraf çekilmiş ki fotoğraf çekmenin daha kolaylaştığı işte Brownie marka kameralarla artık hayatın her alanına ge geçmiş ve de çok kitlesel bir şekilde çok fazla sayıda insan her tür fotoğrafı çekmeye başlamış. Tam da bu aşamadan sonra aslında 20. yüzyılın ilk e, yarısında fotoğraf böyle türlere, belgesel, sanat gibi ayrılmaya. Neden? Çünkü tekniğin olanaklarını keşfetmek. Biz bu araçla neler yapabiliyoruz'u fotoğrafçılar keşfetmeye ve türlü türlü deneyler yaparak aslında e, bir şekilde o fotoğraf dilini anlamaya ve onun olanaklarını... İçerisinden anlatılar kurmaya başladıkça aslında e, yavaş yavaş şekillenmeye fotoğraf tarihi ve belirli sınıflandırmalara tabi tutulmaya başlamış ki sonrasında da zaten e, bir tür hani e, fotoğrafa özgülük. Çünkü fotoğraf ilk dönemi için resme öykünüp bir resim tarihinden gelen bir mirası devraldığı için aslında e, sonrasında fotoğrafa özgü ne var? Yani bu aracı özgüne var. Çünkü o otomasyon meselesi. Kamera çekiyor zaten. Arkasında birinin olmasına gerek yok. Zaten gündelik hayat ya da toplumsal yaşam ya da sokaktaki hayat bize zaten o manzara zaten veriyor her şeyi. Tek hani fotoğrafçının yaptığı ne? Bir deklanşöre basmak mı? Gibi bir o şey üzerinden fotoğrafçılar işte ustalık işte Henri Carter Bresson'un karar anı. Doğru zamanda doğru yerde ama bir yandan da doğru bir perspektifle aslında bakış açısıyla bakmak. Benim tarafından baktığımda e, felsefi bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Yani dünyada böyle düşünüyorlar mı bilmiyorum. Ama hani ben niye film kullanıyorum yani e, diye sorulduğunda bir e, bütün prosesi zihni zihinde çözmek işin bir tarafında... Ama öbür tarafta çok önemli bir mesele var. Yavaşlıyorsunuz. Yani sizi size empoze edilen hızlı dünyanın dışına çıkıyorsunuz ve ona tehet yaşıyorsunuz. Bu çok özel bir şey. yani bugünün dünyasında bunu e, mesela film teknolojisi bize veriyor ve bir başka şey daha veriyor. Fotoğrafın belki de en heyecanlı taraflarından bir tanesi. Sürprizleridir. Dijital teknolojide sürpriz diye bir şey yok. Yok yani bak çekiyorsunuz, bakıyorsunuz, devam ediyorsunuz. Oysa öbüründe çekiyorsunuz, develop ediyorsunuz, e, sonrasında da işte ortaya bir şey çıkıyor. Oradaki sizin bir dakikalık fazla ya da az yıkamanız ya da oradaki bir müdahaleniz bir şeyleri değiştiriyor. Dolayısıyla bu e, ben buna Büyülü taraf diyorum. E bu fotoğrafçıları çekiyor olabilir. O yüzden de dünyada evet gerçekten filme geri dönüş var. Artı filmin tabi dijitalden hani o iyi bu iyi anlamında değil. Bir farkı var. Filmin derinliği daha fazla. Görüntü anlamında. E bunun peşinde de koşmak isteyen fotoğrafçılar olabilir. Dijital sonuçta sıfır birle inşa edilen bir şey. Ve bir matematiksel veri gibi karelerden oluşturuyorsunuz. Ne kadar istediğiniz kadar pikselleri büyütün, üstü çaprazlar koyun falan filan. Böyle ama film Gren'den oluşuyor. Ve Gren'in amorf yapısı, derinliği vesairesi ben, bana göre başka bir görüntü veriyor. O da ve yani o da hani bazılarının çok talip olduğu bir şey olabilir. Ben de e, bu yıllar içerisinde süre giden değişimleri de e, içinden yaşama imkanı buldum. Özellikle Sipar Press'te çalıştığım dönemde. E, ilginçtir çünkü bugünden baktığımız zaman o dönemlerde tahmin edemediğimiz ve anlayamadığımız şeyler şimdi aydınlanıyor aslında bakarsanız. Gökçin Sipahioğlu bir gün bizi Paris'te toplamıştı ofisinde şöyle bir şey söylemişti. Demişti yakın bir gelecekte bir fotoğraf makinesi de olmayacak elinizde. Bir makine olacak, bir kamera olacak. Onunla hem video çekeceksiniz hem fotoğraf çekeceksiniz. Büyük bir olasılıkla videolar içinden fotoğraflarınızı seçeceksiniz. Ya da fotoğraflar bir şekilde videoya dönüştürülebilecek demişti. Biz ona büyük bir şaşkınlık ve inanmayarak bakmıştık. Çünkü o zaman biz hala analog film kullanarak, e, fotoğraflarımızı çekiyorduk. işte belli başlı markaların makinalarını, kameralarını kullanıyorduk ve bu bize biraz uzak geldi çünkü fotoğrafçılar aynı zamanda biraz da fetişist olurlar. Yani makinayı, kamerayı, oyuncakları falan severler. Böyle bir şey de var. Biz de o sevdiğimiz oyuncaklardan ayrılmak istemedik. Ama hakikaten de Gökşin Sipahioğlu'nun 1990'larda öngördüğü şeyleri bugün hakikaten yaşıyoruz, içindeyiz tamamıyla. Bir takım yeni mecralar açılıyor internet dünyasında özellikle. Ancak bunlar da fotoğraf çeken insanları beslemediği için süreklilik arz eden işler değil bunlar. Birkaç tane güzel iş çıkabiliyor. Doğru. Ee, çok iyi niyetli insanlar var. Ee, ya da işte akademisyenler var fotoğraf çeken. Akademinin sağladığı imkanlarla çalışan fotoğrafçılar var. Ya da bir şekilde bir iki dergiyle yurt dışında anlaşma yapmış ve onları işte çok sürekli olmasa da arada bir iş veren e, fotoğrafçılar var. Fakat Türkiye'de bugün bir fotoğrafçının tek başına fotoğraf çekerek hayatını idame ettirmesi bugünün ekonomik koşullarında mümkün değil bence. Ha, NFT var. Ben de NFT işine girdim açıkçası ve fotoğraflarım da satıldı hakikaten. Birkaç seri fotoğraf sattım NFT'de. Fotoğraf dünyasındaki güncel tartışmaların merkezinde yapay zekanın gelişimi var. Fotoğrafa yapay zekanın eklemlenmesi hem etik hem de teknik anlamda fotoğrafın gerçeklikle kurduğu ilişkinin yeniden sorgulanmasına yol açıyor. NFT dediğimiz hikaye tümüyle esasında geçmişten gelen fiziki sanat eserlerinin artık dijital versiyona dönmüş olması, geçmişten ve şu an üretilen sanat eserlerinin şu an e, dijitalleşmiş haline NFT deniliyor resim, fotoğraf, video, 3D bunların tümüyle hepsini içerisini kapsıyor. Ve müzik de var, müzik de girdi. Bunların hepsini kapsamaktadır. Filmle çekilen fotoğraf bile olsa bu bir taramayla yüksek DPI ile tarandığı zaman bunu dijital ortama aktarabildiğinizde sitelere yükleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda yine dijital kameralarla çektiğiniz fotoğrafları da belli bir çözünürlüğün üzerinde olduktan sonra da bunları oraya koyup belli marketler var. Bu marketlerde satışa sunabiliyorsunuz. 2019 ve 20'sinden sonra NFT zaten bir dünya genelinde çığır açmaya başladı. Özellikle pandemi zamanı insanların üretip de herhangi bir yerde sunamadığından dolayı NFT dijital sanat eserlerinin satılması üzerine bir platform oluşturuldu. Burada da zaten ilk zamanlar 3-4 tane yer vardı marketler. Bu marketlerde satış yapılıyordu ama artık bazı web siteleri düzenlendi ve web siteleri üzerinden ...kendi kontratını yazıp da direkt e, satışa sunabiliyorsun esasında. Fotoğraf dediğimiz hani e, satış odaklı ticari bir e, şey değilse... ...genelde keyfi yapılan bir e, hobi olarak tercih ediliyor insanlar tarafından. Bu hobilerin de bir şekilde etrafımızdan duyduğumuz... ...işte NFT'de fotoğraf satılıyor, işte sen de satarsın... ...senin fotoğrafların da gitsin burada... E, spekülasyonlarını duyduktan sonra insanlara bir fotoğrafı da ben artık burada satabilirim şeklinde bir algı oluştu. Tabii ki resim e, yüzyıllardan beri çok yüksek fiyatlara e, her zaman sahiplerini bulsa da fotoğraf öyle bir şeyi yoktu, imkanı yoktu. Ben ki e, hani 20 senedir yaklaşık fotoğraf çekiyorum, NFT zamanındaki yaptığım satışlar gibi bir satışı, ...fiziki olarak sattığımda elde edemedim. Çünkü genelde fotoğraflar ikinci plana atılıyordu. Ama şimdi e, NFT'nin hayatımıza girmesiyle dünya genelinde... ...gerçekten bir e, yükseliş trendi yaşıyor. NFT'nin bir satış odaklı bir nokta olması da şunu etki etti. İnsanları daha çok üretmeye başladı. Biraz daha sıradışı olmak adına farklı farklı şeyleri de... ...fotoğrafın içerisinde böyle bir harmanlaştığını görebiliyoruz. NFT ile tanıştığım zaman Türkiye'deki fotoğrafçılar o kadar aktif değildi. Ne zaman ki işte bu e, söylentiler artmaya başlayınca işte hobi olarak fotoğraf çeken, çekip de keyif alamayan işte e, bir kenara atılmış kameralar tekrardan piyasaya çıktı. Ve genel olarak insanlar hani böyle şunu da çekeyim bunu da çekeyim işte buraya zaten yüklerken para ödemiyorum mantığıyla... Devamlı bir şeyleri çekip bir şeyleri paylaşmaya başlıyorlar. Herkesi buna dahil edemem ama yani hani çok üst level'a çıkaran insanları da gördüğümüz kadarıyla... ...çok alt level'a düşüren de bilmeden, kısıtlı olarak yapmadan e, bu işleri yapan maalesef fotoğrafçıları da görüyoruz. Bunu NFT dünyasında çok görüyorsunuz. Büyük bir ihtimalle yakın bir gelecekte reklam dünyasında, moda dünyasında da göreceksiniz. Yani e, yapay zeka ile üretilen görseller, biz bunlara fotoğraf demiyoruz. Çünkü fotoğraf gerçekten bahseden bir şeydir ve gerçek insanlarla, gerçek mekanlarla gerçek bir işti. Orada çok ciddi etik problemler ortaya çıkacak ve oturup insanların bunun üzerine kafa yorması gerekecek. Yani buna nereye kadar izin verilebilir mi ya da izin verilebilir ya da verilemez sözü burada kullanılabilir mi? Bunu da bilmiyoruz. Ama bu bir gerçek. Bunun üzerinde çalışan insanlar var. NFT'de e, sanal e, zeka ile üretilen fotoğrafların, işlerin artık bunlar fotoğraf dediğimiz çok satıldığını görüyoruz zaten. Ve insanlar oraya doğru gidiyorlar. Çünkü bu işler genellikle pek gerçekle ilgisi olmayan işler. Yani bizim fotoğrafını çekemediğimiz ama anlatmadığı, anlatmak istediğimiz bir hikayenin görsellerini burada oluşturmak mümkün. Bugün yaşadığımız bu dijitalleşmeyle birlikte gelen o çoğalma, işte onun estetik niteliğini konuşmamız, işte aracın üret Nasıl üretiyoruz işte yapay zekayla işte çekilen yapılan çekilen yapılan e, fotoğrafların mesela ödül alması ama geri veriyor. Çünkü neden? Çünkü otomasyon meselesi yine devrede mesela bunu makine üretiyor fotoğrafçı ya da işte üretici diyelim e, yapmıyor bunu gibi bir tartışma yine mesela gündemde. Bunun özgünlüğünün tartışılması yine bir e, gündem olarak. Ee, önümüzde çok fazla üretiliyor olmasının ve bunun nereye gideceğinin belli olmayan bir kaos ya da işte şu an böyle bir e, bulanıklık çağı içerisindeyiz. Bunlar da bir mesele ama bunlar da bence zaman içerisinde e, bu tekniğin, bu aracın işte o makine öğreniminin e, gittiği yolda çünkü çok fazla sayıda insan oraya veri görsel yüklüyor ve makine bu sayede öğreniyor. Aslında makine yine bizim sayemizde ve bizim ürettiklerimiz sayesinde yeni bağlantılandırmalar sayesinde yeni sentezler gerçekleştiriyor. Ama arada bir fark var. E, temsil yani fotoğraf fotoğrafın gerçekliği temsili şimdi mesela yapay zekada bir sentez öyle biri yok. Öyle birileri yok. Ben şöyle bakıyorum. Ee... Sanal zeka ile üretilen şeyler fotoğraf değil. Çünkü bunlar bizim içinde olduğumuz ve görüntünün işte ışıkla, estetikle şu veya bu şekilde fotoğrafımıza, makine kameramıza yansıdığı gerçekler değil. Yansıyan gerçekler değil. Ama var böyle bir şey. Fotoğrafa benzeyen görseller bunlar. Ama fotoğraf değil. Fotoğraf gerçek hayattan bahsediyor ve gerçek aktörlerle fotoğraf yapılıyor gerçek hikayelerle fotoğraf üretiliyor. İkisi de yan yana var olabilirler. Yapay zeka hani görsel üretiminden bahsettik. Bir veri girmeniz gerekiyor. Bir yazı, bir betimleme. Ne istediğinizi söylemeniz gerekiyor. Ve bu da aslında zor bir şey. Çünkü görsel olarak zihinsel olarak imgelediğiniz, hayal ettiğiniz bir şeyi sözel bir dille aktar aktarabilmek mümkün mü? Yani bu aslında iki dilin birbirine dönüşümü mümkün mü? Aslında bir imkansızlıktan söz ediyoruz. Sanal zekayla ile üretilen e, fotoğraflarla ilgili bir de şunu söylemek istiyorum. Ya da görsellerle hep fotoğraf lafı ağzımıza geliyor. E, şunu söyleyeyim. Benim e, belgeselcilik ya da portrecilik hayatımda rastladığım gerçekleri sanal zeka tahmin bile edemez. Aklının ucundan bile geçiremez. Çünkü hakikaten gerçekler çoğu zaman bizim bütün hayal ettiğimiz, tahayyül ettiğimiz şeylerin ötesine geçen işler. O bakımdan ben fotoğrafın kaybolacağını sanmıyorum. Hala gerçekleri bir şekilde insanlara bizim fotoğraf yoluyla göstermemiz gerekecek. Belgesel fotoğrafın gittiği yerde artık gerçeklik iddiasını taşımak zorunda hissetmiyor kendini. Bununla ilgili en azından çok fazla örnek var. Ee, yani... Fotoğraftaki o fiziksel dijital olarak da çeksek ne olur? O fiziksel maddi görünümdeki o gerçeklikle fotoğrafçının e, niyet ettiği, e, aktarmak istediği estetik dil birbirinden ayrı bağımsız da konuşabiliyor. Gerçekten o şeyi kaybediyoruz. Profesyonel anlamda da e, önemli mi gerçeklik meselesinde? Evet önemli. Çünkü e, bu sentez, bu sentetiklik çağında e, gün geçtikçe bu anlam arayışımızda daha fazla ben içe döneceğimizi ve daha fazla bir gerçeklik arayışında olacağımızı düşünüyorum. Mesela foto muhabirlik alanında olan şeylerde biraz daha belgesele hani yakın çalışmalarda da uzun dönemli çalışan bazı fotoğrafçılar da mesela e, öyle çalışmalar yapıyorlar ki e, gönderdikleri yarışmalarda aslında gerçek dışı fotoğraflar kullanılarak bunun ayırt edilip edilemeyeceğini aslında test ediyorlar. Çinli bir fotoğrafçı dünyanın en büyük elektronik atık söküm merkezinde çalışan işçileri çekmek istiyor. Bir noktaya kadar gidiyor ve fakat sonra engelleniyor. Çünkü bir de böyle bir tarafı var, belgesel fotoğraf e, çünkü toplumsal anlamda eşit ...liğin olmadığı ya da işte e, dezavantajlı gruplara dair bir şeyleri çalışmak istediğinde e, buradaki insan engelleniyor. Engellendiği için de mesela yapay zekayı kullanarak buradaki insanların aslında maruz kaldıkları o metallerden dolayı... ...sağlık tehditlerinden ötürü e, mesela bir süre sonra başka bir süper... E, insana dönüşebileceğini, bir robot insan karışımı yapay zeka ile böyle görseller üretiyor mesela. Niyet ve de hani şeyle bağlantılı, samimiyetle, dürüstlükle bağlantılı olarak bence e, her türlü aracın e, anlatım olanağı değerlendirilebilir. Sonuçta eee Kaybolmayacak bir şey var ki o bizim aslında e, anlam, anlatma arayışımız, hikayeleştirme ve dünyaya aslında bu hikayeleri bırakarak ilerleme arayışımız. Bunu kaybetmeyeceğimizi düşünüyorum. İnsanın muhakeme yeteneği, insanın geçmişiyle, anılarıyla e, kurduğu bağ, yani insan beyninin o... E, bağlantılandırma, ilişkilendirme ve duyguyu, hikayeyi oradan yaratma konusunda her birimizin birbirinden benzersiz oluşumuz meselesi aslında her birimizin de görsel anlatılarını birbirinden çok farklı kılıyor. Dolayısıyla her zaman milyonlarca fotoğraf vardı ama her zaman da o hikayelere bakıldı. Kimileri kaldı, kimileri gitti ama anlatmaya devam etmekten hiç vazgeçmedi. Belgesel fotoğrafın da bu e, gerçek insanın kendi gerçekliğine daha doğrusu kendi hissettiği gerçekliğe bağlı kalarak anlatma arayışını sürdüreceği ve anlatacağı çok fazla hikayesi olduğunu düşünüyorum ben.